El birru husnul huluk. Güzel ahlak, iyilik. Önce şu hadislerle yapılan şu sohbetten önce Rabbim beni terbiye eylesin kardeşler. Nasiplendirsin. Sadece anlatan değil. Uygulama konusunda titizlikle bize uygulayan bir kimlik Rabbim nasip eylesin. Anlatmak kolay, anlat. لِمَ تَقُلُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ Yapmadığınız şeyi ne anlatıyorsunuz ki? Evet. İyilik bir başkasına karşılık beklemeden yapılan davranış, hal, lütuf, ikram ve yardım. Bu ibadettir. Evet. Bu ibadet oluyor, iyilik. Karşılıksız. Tabii bu kötülük problemiyle ilgili felsefeciler, fikir adamları, bilim adamları çok kafa yormuşlar. Bazı materyal düşünceler kötülük problemleriyle ilgili şu tezi öne sürüyorlar. Bir iyiliği yapmak için bir inanç mensubu olmak gerekmez diyorlar. Bir inanca sahip olmak gerekli değil diyorlar. Çünkü insanın insan olduğu hümanizm duygusu, hayırsever, insani duyguları bunu gerektirir diyor. Ha, şimdi bakalım buraya. Burada yanıldıkları nokta var. Zaten işte burada Allah-u Teala da yaratmış olduğu eşref-i mahlukatı fıtrat üzere iyiliklerin, yumuşak huyluluğun, yardımseverliğin, merhamet duygusuyla yoğrulmuş bir kimlik olarak bize ortaya koyuyor. Şimdi düşünün, şimdi Allah'a inanmayan bir insanın, evet yaptıkları iyilikler var, güzellikler var. Neden bu işi yaptın diye soralım ona. İnsanlık gereği diyecek. Çok güzel. Çok güzel. İnsanlık gereği bunu yaptın. Bir fakiri doyurdun. Yoksula yardım ettin. Bunun için yaptın. İnsanlık gereği. Benim inanmam gerekmiyor. Ben bunu aklı diyorum. Aklım var benim. Bunu böyle yaptım diyor. Bakıyorsun hırsızlık hiç yapmadım diyor. Evet. Bakıyorsunuz gayet dürüst bir adam. Hırsızlık hiç yapmadım. Niye yapmadım? Ben ahlaki bulmadım diyor. Bu ahlaki bir davranış değil diyor. Tamam o da güzel. Çok güzel. Hiç çalmadım diyor. Hırsızlık yapmadım diyor. Hiç rüşvet de alıp vermedim diyor. Bunu ben yine ahlakı görmedim diyor. Tamam. Çok güzel. Gayet dürüst bir şekilde yaşadım. Bakınız burada bizi aldatıyorlar. Bizi tuşa getirmeye çalışıyorlar. Tamam. Öldün. Dedin ki ya ben insanlık gereği bunu yaptım. Ben insanım. Aklettim, fikrettim, yoksullara yardım. Nitekim bugün Müslüman olmayanlardan dünya çapında yardımsever kuruluşlar var. Demek ki oluyormuş bu iş. Mahşerde hesap günü geldi. Kulu Allah hesaba çektiğinde, inansan da inanmasan da Allah var. Sen yani inansan da inanmasan da Allah var, gelecek karşına. Dedi ki ey kulum sen ne kadar iyi bir adamsın. Sen gerçekten güzel yardım yapmışsın. Fakirleri doyurmuşsun. Evet ben insanlık gereği bunu yaptım. Senin için yapmadım diyor o şimdi. Ben bunu senin için yapmadım. Ben bu insan olarak ben bunu yaptım. Evet. Yani ben sen razı olasın, sen hoşnut olasın diye senin için yapmadım. Bir şey demene gerek yok diyor adam şimdi Allah'a. Bu pozisyonu şöyle bir hayal edin. Ondan sonra ne olacak?
Ondan sonra ne olacak? Hiç. Karşılığı var mı? Yok. Beyler işte burada. Bu işleri biz inancımızın gereği olarak yaptığımız zaman mahşerde mükafatlar kat kat bize nasip olacak.